Merhaba, ben Ozan. Daha önce notaların adının nereden geldiği videosunda ut, re, mi, fa, sollardan oluşan 6 sesli diziden bahsetmiştim. Buna 6 tel anlamına gelen heksakort deniyor. Fark ettiyseniz tek bir heksakort ile oktava erişemiyoruz. Peki eksik kalan ve günümüzde si, do dediğimiz aralığa ne deniyordu? Çok basit. Mi, fa. Çünkü mi ve fa hecelerinin asıl amacı yarım sesin nerede olduğunu göstermekti. Bu belki mutlak solfejle eğitilen günümüz müzisyenlerine yabancı gelebilir. Ancak eski müzisyenlerin kafası o kadar da karışmıyordu. Çünkü harflerle gösterilen perdeler sabitti. Gelin bu sistemi bir de deneyerek görelim. Aralarında yarım ses olan ve günümüzde si-do dediğimiz b-c perdelerine mi-fa'yı koyalım. b-mi ise a-re, g-de ut olur. Böylece ikinci heksakordumuzun kökünü bulmuş olduk. Az önce sol olan G şimdi ut oldu ve bu değişime mutasyon deniyor. C'den başlayan heksakorda doğal deniyor, yani heksakordum naturale. G'den başlayan heksakorda ise sert deniyor, yani heksakordum durum. Buradan bir de yumuşak heksakord olduğu fikrini çıkarabilirsiniz ki o da F'den başlıyor. Adı heksakordum molle. F heksakordu bize günümüzde si bemol dediğimiz sesi veriyor. Buradaki adı ise B-Fa ya da yumuşak B anlamına gelen B-Molle. İşte bu yumuşak B'yi verdiği için F heksakordu da böyle tanımlanmış. Solmizasyon heceleri yarım sesin konumuna göre değiştiği için tek bir harfin ifade ettiği bir perdeye G-Sol-Re-Ut, A-La-Mi-Re gibi birden fazla hece düşebiliyor. Ancak B harfi Fa ile Mi'yi barındıran tek harf ve aynı harfte bulunmalarına rağmen aynı sesi vermiyorlar. Aralarında yarım ses fark var. Daha önce Pisagor sisteminde bahsettiğim ve mi-fa arasında bulunan yarım ses küçük yarım sesti. B-fa, B-mi yani günümüzdeki si bemol ve si natürel sesler arasındaki yarım ses ise büyük olan. Büyüğü küçüğünden Pisagor koması dedikleri bir aralıkla ayrılıyor. Her ne kadar istenilen herhangi bir perdede yeni heksakort kurulabilse de Ortaçağ Rönesans müziğinin temel ses sistemini bu 3 heksakort oluşturuyor. Örnek olsun diye doğal ve sert heksakortlardan oluşan bir ezgiyi solmize edelim. Re, fa, sol, la, sol, la, re. Re, mi, fa, sol, mi, re, la. La, sol, fa, re, mi, re. Bir tane de denemeniz için size bırakıyorum. Hoşça kalın.